kurlar üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuldu. Aslında faizlerin aşağı gitmesiyle Eylül ayından itibaren özellikle Aralık ayında 2021'de gördük çok ciddi bir kur artışı oldu. Onun üzerine bu defa kur korumu mevduat üzerinden baskılamaya çalıştılar. Bir de döviz rezervlerini tüketerek baskılamaya çalıştılar. İki büyük bedel ödedik bunun için. Tabii toplum da enflasyon bedelini ödedi. Yani kur korumalı mevduat bir, kurların yukarı gitmesi iki, üç enflasyonun yukarı gitmesi, dört döviz rezervlerinin aşağı gitmesi ve negatife geçmesi. Elde döviz kalmadı. Onun için Orta Doğu'da vesairede pençe divan şey arıyoruz, finansal destek arıyoruz, swap vesaire ya da mevduat deposu olarak Türkiye'ye aman gel mevduatını tüketi depola, biz de sana ciddi faiz veririz üzerinden pazarlıklar yapılıyor. Şimdi Türkiye'yi gerçekten böyle bir çaresiz noktaya getirdiler. Ama büyük bir pişkinlik var tabii bu iktidarda. Bu pişkinlik de şundan kaynaklanıyor. Bir toplumsal bedel, bir siyasi bedel ödemiyorlar. Yani 2018 sonrasında 3 kere kur şoku yaşadık. Şu an yaşadığımızda 4. şok. Yani bu kur şoklarını yaşıyoruz. Gelir dağılımı inanılmaz bozuluyor vesaire. Ama bunun siyasi bedelini ödemeyen bir iktidar var. Çünkü işte küçük bir takım şeylerle, sadakalarla bu işi sürdürme yolunu beceriyor bir şekilde. Şimdi de Şimşek dönemiyle birlikte yeniden U dönüşü yapma arifesindeyiz. Evet. Bunu tabii herkes sezdi. Yani şey artacak, işte dolar artacak, artık tutacak bir araç kalmadı. Yani rezervler tükendi, kur korumalı mevduat gittiği yere kadar gitti, daha ne kadar gidebilir? Hani liralaşma olacak dendi, tam tersi dolarizasyon aldı, başını gitti. Nereye kadar daha bunlar gidebilir? Millet şeyin beklentisi içindeydi. Yani artık kuru baskılama imkanları kalmadı. Araçlar tükendi. Kur şimdi serbest kalacak. İşte onlar sadece ya faizleri arttıracaklar ve kuru serbest bırakacaklar diye bir beklenti var herkeste. Şirketler kesiminde olsun, hane halkında olsun, yabancı yatırımcılar açısından olsun, böyle bir beklenti Peki, var. Peki Sayın Uyan, bilinçli bir politika olabilir mi bu? Kurun serbest bırakılması belki bir süreliğine, hem etraftan dövizin toplanmış olması, belli bir meblağa ulaşınca yastık altı diyor ya Sayın Erdoğan hep, o yastık altındaki dövizin çıkışının, satışının sağlanmış olması. Hem de diğer yandan okuduklarımı size soruyorum. Mehmet Şimşek bir süre işte kuru serbest bırakıp doları toplayacak, daha sonra da faiz yükseltecek şeklinde öngörüler de var. Bunlara katılır mısınız siz? Yani şimdi yastık altında ne kadar dolar kaldı çok emin değilim. Çünkü çok şey oldu, dolara çok geçti insanlar. Yani bunu daha çok da bankalarda tutuyorlar ama tamam, yani bir kısmı da bankalara güvenmeyip yastık altında, evde, kasada vesaire tutuyor olabilir. Ama eskiden şu olur Türkiye'de, kur artışları olduğu zaman, böyle hızlı kur artışları, insanlar ha şimdi zirveyi gördük deyip dolar bozdururlardı, ellerindeki dövizi bozdururlardı. Fakat şimdi şöyle, daha da artacak beklentisi var. Yani işte 25-26'ları görür yakında beklentisi de oluştuğu için. O da çok, o mekanizma da çok çalışmıyor gibi gözüküyor. Bakalım, göreceğiz. Yani bugün ve yarın bunu biraz daha izlememiz gerekecek. Yani o mekanizma çünkü bir süredir pek çalışmıyor idi. Onun çalışmamasının nedenleri arasında biraz da kur korumalı mevduat gibi bir takım alanlara insanları kaydırmış olmaları. Yani elinde, yani serbest döviz yok ki bunu yapabilsin. Dolayısıyla şimdi kurların artış sırasında dengeleyici etki olan, o hadi millet hurra koşturup elindeki dövizi TL'ye çevirip aman tepeyi gördük, düşünce gene alırız beklensin. Pek düşmeyeceği, şimdi bundan sonra pek düşmeyeceği şey oldu, inancı olduğu için buna da pek gidilmiyor. O yüzden de kurlar bugün çok hızlı arttı. Tabii başka nedenleri de var muhtemelen artışın. Bir normalleşme süreci diye bakılabilir. Yani insanlar şöyle gördüler. 2021 sonrasındaki enflasyona kıyasla Türk lirası yeterince değer kaybetmedi üzerinden bakıyor. Bütün oyuncular böyle bakıyor. Yani sadece hane halkı değil, bu işin profesyonelleri de böyle bakıyor.
Dolayısıyla yani mesela ihracatçıların beklentisi neydi? 25-26 liraydı. Yani buralara gelsin ki biz rekabetçi olalım. Yani o zaman denge kuru oralarda oluşur beklentisi vardı. Şimdi bu beklenti 25-26'dan sonra devam ederse yani kurlar artmaya, o zaman reel olarak değer kaybedeceği anlamına gelir diye düşünülüyor. Fakat bugün şeyde Alaaddin Aktaş'ın bir yazısı var. Evet. Ona da değineyim. O diyor ki aslında Merkez Bankası yeni bir şey yayınladı. Orada da TL aslında değerli değil yani dolara karşı. Tam tersi çok değersiz durumda. 2003'ten başlatan bir şey yapmışlar. 2300 kabul edilerek bir şey geliştirmişler, endeks geliştirmişler ve orada TL değersizleşmiş gözüküyor. O da haklı olarak şu soruyu soruyor. Madem çok değersiz zaten TL, niye TL'yi daha da doları tutmak için bu kadar uğraştınız? Zaten çok gideceği bir yer olmaz doların. Haklı bir soru. Aslında buradaki temel mesele şu. Hesaba kattıkları TÜFE, yani tüketici fiyatları endeksi öylesine manipüle edilip de düşük tutuluyor ki ona kıyasla böyle çıkıyor. Üretici fiyatlarına göre baktığınız zaman böyle çıkmıyor. Yani böyle aşırı değer kazanmış bir değersizleşmiş bir TL ya da aşırı değer kazanmış bir dolar kuru gözükmüyor ortada. Evet. Dolayısıyla yani burada bütün mesele şey, herkes şunun farkında, TÜFE'yi bir kere enflasyonun gerçeklerinin altında gösteriyorsunuz. Dolar aslında yeterince değerlenmiş değil, daha değerlenmesi gerekir. TL'de daha değersizleşmesi gerekir. Beklentisi bunun üzerinden de gidiyor. Evet. Yani hem şeye bakıldığı zaman, yani olayı 2003'ten değil de 2021'den başladı. 2021'e kıyasla enflasyonun gerisinde değer kaybetti TL. Bu da değerlendiği anlamına gelir. Bir o var. İkincisi bu enflasyon zaten gerçek değil. Bir de o herkesin var. Bir de o var. Yani tabii. Dolayısıyla bu bir şey, telafi mekanizması olarak. Şimdi yani normalleşme süreci olarak, yani bu seçim sonrasına başladı ama yavaş gidiyordu. Dün mesela 21,5'a gelmişti aslında dün itibariyle. Fakat şimdi bir günde 1,5 lira arttı. Hatta daha fazla, 23 liraya geldi. %7'den fazla değer kaybetti. 1,5 lira ne demek biliyor musunuz bir günde değer kaybetmesi? Bakın, Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu var stok olarak. 450 milyar dolar 1 lira kaybetse, TL 1 lira dövize karşı değer kaybetse, 450 milyar lira bir günde ilave yük geliyor. 1,5 lira kaybetti bugün. Yani 675 milyar lira biz bugün yoksullaştık. 675 milyar lira. Bir günde olarak. Değil mi? Bir günde. Ki nerede duracağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz daha nerede duracağını. Dolayısıyla...